Araçlarınız çok mu yavaş? Bütün yarışları kayıp mı ediyorsunuz? İşte aradığınız video bu. Olayımız şu şekilde. İnternette bulunan arabalar için hız ayarlarını test edeceğiz. Bakalım gerçekten arabaları hızlandırıyor mu ve top speedlerini yükseltiyor mu? Bunu anlayabilmemiz için normal hız ayarsız bir arabayla hız ayarlı bir arabayı kapıştıracağız ve farklarına bakacağız. Her arabanın hız ayarı farklı. O yüzden bayağı bir arabanın hız ayarlarını test etmemiz gerekiyor. Daha fazla kar park ek istiyorsanız kesinlikle videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi videoya geçelim. Like atın değil mi? Like at. İlk yapacağımız araba eski kasa Golf olacak. Çünkü bu araç gerçekten çok hızlı. Küçük olmasından mı kaynaklı bilmiyorum ama buna hız ayarı yaptıklarında uçtuğunu gördüm. Hemen öncelikle motorumuzu bir güçlendirelim. Normalde 1695 HP yapacaktım ama çoğu kişinin bu durumda olmadığını biliyorum. O yüzden 925 HP yapacağım. Şimdi bunların hepsini bu şekilde güçlendirelim. Ve 925 HP'miz oldu. Hemen bir top speed'ine bakalım ne kadar oluyormuş. Evet, yolumuza geldik. Bakalım top speed ne kadarmış. Yol sabitlemeyi açtım. Full gaz yapalım. Bu arada aracımız AVD'de. Haberiniz olsun. 300'ü güzel bir şekilde gördü. 397, 98. Aynen, 398'de kaldı. Şimdi hız ayarlarını yapalım bakalım. Ondan sonra hem top speed'ine bakacağız hem de hız ayarsız haliyle kapıştıracağız. Öncelikle süspansiyon ayarlarımızla başlayalım. Süspansiyon ayarlarımız bu şekilde. Videoyu durdurup yapabilirsiniz. Şimdi gearbox yani vites kutusu ayarlarına geldik. Hemen bunları da yapalım. Evet, vites kutusu ayarlarımız da bu şekilde. Ağırlık merkezi zaten burada. Sıkıntı yok. Bakalım top speed'imizde değişiklik olmuş mu? Hemen yine otoyola gidelim. Bu arada illa top speed'de değişiklik olmasına gerek yok. Belki sadece hızlandırmasını da arttırmış olabiliriz. Zaten sizin için yarışlarda hızlanmak daha önemli. Eğer rakibinizden daha hızlı hızlanırsanız yarış zaten kısa olacağı için hızlı bir şekilde bütün yarışları kazanabilirsiniz. Ama ben şimdiden kalkışta bir farklılık hissettim. Daha hızlı bir hızlanıyor fark ettiyseniz. Hemen 200'e çıkıyor. Kesinlikle bunu yarışta denememiz lazım. Onu da yapacağız. Evet, otobana çıktık. Hadi bakalım top speed'imiz başlasın. Ayarımız yine AVD'de. Hızlı bir şekilde 250'yi gördük. 300'ü de gördük. 390'ı da gördük. 395'i de gördük. 400'ü de gördük. Şu anda önceki ayardan çok daha hızlıyız. 410'u gördük. 411'de kaldı. Tabii ki bunu 1695 HP yapsaydık çok daha fazla bir fark ortaya çıkabilirdi. Belki 500-600 kadar basabilirdi diye düşünüyorum. Ama sıkıntı yok. Aracımızı hızlandırdık mı? Hızlandırdık. Bakalım şimdi hızlı ayarsız bir Golf ile kapışacağız. Orada farkını görebilecek miyiz? Evet, hızlı ayarsız Golf karşımda. Hemen yarış isteği atıyorum ve bu yarışa bir bakalım ne kadar fark atacağız. Hiçbir şekilde hiçbir hız ayarı yapılmadı. 926 HP'yiz. İkimiz de AVD'deyiz. Her şey okey ise 3, 2, 1 başla. Kalkışta görüyorsunuz bayağı bir hızlı ve farkı da bayağı bir açtık. Bu hız ayarı gerçekten olmuş. Bakalım kaç saniyelik bir fark var. Neredeyse 50 saniyelik bir fark var. Bu oldukça yüksek zaten. Bu hız ayarını yapabilirsiniz. Denendi. Ona aylandı ve tavsiye ediliyor. Bundan 2 yıl önce böyle bir video çekmiştim. Bu videoda kartal hız ayarı yapıyorduk ve çok güzel bir şekilde hızlanıyordu. Bakalım 2 yıl sonra da farklı bir ayar yapacağım. Gerçekten o kadar hızlı olacak mı? Hemen kartalımızı alalım. Bu sefer top speed yapmak yerine zaten top speed'de hızlandığını gördünüz. Onun yerine yarış yapmaya devam edelim. Önemli olan sizi zaten yarışlarda hızlandırmak ve yarışları kaybetmemizi sağlamak. Hemen yine 925 HP yapalım. Süspansiyonları yine biraz basıyoruz. Hafif. Bunları da şöyle yapalım. Güzel. Şimdi önemli olan zaten vites kutusu ayarımız. Eğer benim eski videomu izleyip onu da yaparsanız o da işe yarayacaktır. Ben şu an farklı bir hız ayarı yapıyorum. Vites kutusu ayarlarımız da bu şekilde. Hadi bakalım tekrardan yarışa gidelim. İkimiz de yine söylediğim gibi 926 ya da 925 HP'yiz. Tek farkımız benim hız ayarım var. Onun yok. Hadi bakalım yarışa başlayalım. 3 2 1 başla. Bakalım bu hız ayarı işe yarayacak mı derken güzel bir kalkış yakaladık. Ve evet, bu hız ayarı da işe yarıyor. Yaklaşık olarak çok olmasa da bir 7 saniyelik bir fark var. Benim hız ayarım çok daha iyidir diye düşünüyorum. Bir de hemen o eski videodaki hız ayarını yapıp geliyorum hızlı bir şekilde. Evet, gearbox ayarını yaptım yani vites kutusu ayarı. Ayarlar bu şekilde. Siz de o eski videoyu izlemeden hızlı bir şekilde buradan yapabilirsiniz. Yani bilmiyorum, biraz daha hızlı gibi hissettim ama göreceğiz bakalım. Yarış başlasın. Bakalım yeni yaptığımız ayardan daha mı iyi benim yaptığım araba. Kaç saniyelik bir fark var?
Arada bayağı bir fark var. Kesinlikle benim kullandığım eski hız ayarını kullanın. Yeni yaptığımız kötüymüş. Şimdi geldik Supra'ya. Çizim olduğuna bakmayın. Hiçbir şekilde hız ayarı hiçbir şey yok. Beraber yapacağız. Yine 926 ya da 925 HP yapacağız. Süspansiyonu da yine aynı şekilde yapacağım. Bizim için önemli olan vites kutusu ayarı. Hadi bakalım internette biraz araştırma yapalım. Tamam, buldum. Vites kutusu ayarlarımız yapılmaya başlansın. Evet, bu şekilde siz de aynısını yapabilirsiniz. Tabii ki test ettikten sonra yapın ki belki işe yaramayabilir. Ona göre tedbirinizi de alın. Hemen odaya giriyorum ve yarışı başlatalım. Evet, aynı olayı 5000 kere anlatmayacağım. Hadi yarışa geçelim. 3, 2, 1 ve başla. Evet, gerçekten hız ayarının farkını burada görebiliyorsunuz. Kalkışta çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Ve sonuç olarak yine öndeyiz. Ve yine 40 saniyelik bir fark var. Oldukça güzel. Bu ayarlar sayesinde 925 HP olsanız bile 1695 HP'lere kafa tutabiliyorsunuz. Onu söyleyebilirim. Şimdi diğer arabamıza geçelim. Supra'yı yaptıysak tabii ki R34'ü de yapmamız lazım. Yine çizimli olduğuna bakmayın. Hiçbir şekilde ayar yok. Zaten beraber yapacağız ayarı. Süspansiyon ayarları zaten klasik. Bizde vites kutusu ayarı lazım. Hemen bulup geliyorum. Evet, ayarlarımız bitti. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Hemen teste geçmek istiyorum. Şu anda yaptığımız bütün ayarlar oldu. Sadece kartal ayarlarında benim eski ayarlarım çok daha iyiydi. Belki bu arabaların da çok daha iyi ayarları vardır. Ben rastgele önüme çıkan videolardan, shortslardan falan bakıyorum. Evet, yine geldik. Hemen yarış üstü yatıyorum. Uzun yolda test etmiyoruz çünkü genelde yarışlarınızı kısa yolda yapıyorsunuz. Herkes öyle yapıyor. Hadi bakalım, yarışalım. Ben yine bir 30 saniyelik falan fark atacağımızı düşünüyorum. Yarışımız başlasın. Evet, kalkışta da hızlı. Sonradan hızlanırken de hızlanıyor. Ve yarışı bitirdik. Bakalım kaç saniyelik bir fark var. Yaklaşık olarak 30 saniyelik bir fark var. Bence bunlar çok yeterli ve çok iyi. O zaman son arabamıza geçelim. Eğer bu arada Part 2 istiyorsanız ve daha fazla aracı denememi istiyorsanız sizin yerinizde, videoyu beğenmeyi unutmayın. Arada da söyleyeyim. Son arabamız tabii ki Smart olacak. Smart'la beraber rakiplerinizi şaşırtmak için hız ayarı yapacaksınız. İnsanlar sizinle dalga geçecek Smart'la yarışıyor diye. Ama onlara hız ayarınızda gösteriş yapacaksınız diyeceğim de belki olmayabilir. Bilmiyorum. Çok fazla hızlanmayabilir. Bunu bir test etmek istiyorum. Özellikle motoru bir sonuna kadar güçlendirelim. Zaten çok fazla güçlenmiyor. Evet, 423 HP oldu. Şimdi bakalım süspansiyon ayarlarını yapalım. Süspansiyonlar basık. Aks uzunluğu 0. Bu da buraya yakın olacak. Zaten videonun başından beri ezberlediniz. Şimdi hemen bir vites kutusu ayarlarına bakalım. Evet, ayarlarımız da bu şekilde. Ben buna pek inanamadım. Bence olmayacak ama gelin bir test edelim. Evet, hadi bakalım. Yarışa başlayalım. Belki bu Smart bu halde Tofaş'tan daha hızlı olabilir. Belli olmaz zaten külüstür olduğu için. 3, 2, 1 başla. Of, kalkışta baya bir hızlı. Hadi aslanım benim be. İşte benim oğlum. Bakalım kaç saniyelik bir fark atacağız. Yaklaşık olarak 40 saniyelik bir fark attık. Çok iyi, çok iyi. Evet, farklı araçlara farklı hız ayarları yaparak hızlandırmaya çalıştık. Hepsi de başarılı oldu. Daha fazla hız ayarı videosu istiyorsanız beraber test edebiliriz. Sıkıntı yok. Beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.